okulunu okuyan öğrencilerimizin, gençlerimizin bu ülkede iş bulamamasının nedeni Avrupa'ya bilerek biraz da algı yaratarak Avrupa hayallerini kuruyorlar. Örneğin benim kızım da üniversite mezunu, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bitirmiş ama Türkiye'de herhangi bir yerde iş bulamıyor ve Avrupa'ya gitmek istiyor. Çevrede kiminle konuşuyorsak, kimin çocuklarla konuşuyorsak, kimin hangi arkadaşımızla konuşuyorsak çocuklarını Avrupa'ya gönderiyorlar. Birincisi dediğim gibi yani ülkedeki siyasal sistemin tek adam rejimine dayalı antidemokratik uygulamalar, bu uygulamalardan dolayı topluma umut vermemesi, gençlerimizin kendini özgürce ifade etmemesi ve bu anlamda çok ciddi bir umutsuzluk var. İkincisi işsizlik. Gençlerimiz üniversite bitiriyor ve iş bulma kaygısı taşıyorlar, bir yerde iş bulamıyorlar. Toplumumuzun inancına, kimliğine bizlere dayatılan bir sistem var. Bunu biz farkındayız. Bu yeni bir politika değil, bu 100 yıllık bir politikadır. Cumhuriyet kurulduğundan beri bu toplumun inancı, kültürü, değerlerine karşı bir saldırı söz konusu. Bugüne kadar bu diğer siyasal sistemler, diğer hükümetler tarafından devam edildi. Ama özellikle son 20 yılda ciddi bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla gençlerimiz kendi inancından, kimliğinden, itikadından, edep erkanından kopmuş durumda ve bu da ciddi bir umutsuzluk yaratıyor. İlimizin en temel sorunlarından bir tanesi de kimlik bunalımı. Bunu da dikkat çekmek istiyorum. Kentte sadece gençlerde yaşamıyor. Aslında toplumun tümünde bir kimlik bunalımı yaşanıyor. Bireyin kendisini hangi kimlikle ifade etmesi çok değerlidir. Eğer bir kimlikle kendisini ifade etmiyorsa sizin bir şekilde kopuşunuzu sağlar. Dolayısıyla bu kimlik bunalımın da yine bu ülkedeki antidemokratik uygulamalar ve bu toplumu, Alevi toplumunu, Alevi inancını kabul etmemesi, özellikle cemevlerimizin halen dernek statüsünde olması, cemevlerimizin toplumun inancına, kültürüne, kimliğine hitap etmemesi, ana dilin, bu toplumun ana dilin unutulması ve asimile edilmesi de gene gençlerimizin kendi toplumundan, ülkesinden, memleketinden kopmasına neden oluyor. Buna karşı mücadele, bu ülkede işte siyasi partilerin artık demokratikleşmesi lazım. Bir tarafta iktidar var işte, bir Cumhur İttifakı var ama bir tarafta ona karşı bu yakın bir seçimde bir araya gelen bir altılı masa vardı. Ama bunlar yeterince bu ülkenin sorunlarını dile getirmedi, yeterince muhalefet edemediler. Kendi aralarındaki parçalı duruşundan kaynaklı. Yine bu seçim kaybedildi ve bu seçimin yine tek adam sistemini güçlendirmesi, tek adamın sistemine ayaklarının yeniden sağlamlaştırması daha çok göçe neden oldu. Bu da ikinci bir şey. Ve buna karşı demokrasi güçlerinin, gerçekten yerel yönetimlerin, özellikle yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin buna karşı bir duruş sergilemesi gerekiyor, örgütlemesi gerekiyor, bir araya gelmeleri gerekiyor. Demokratik muhalefeti ayaklarını örüp güçlendirmek gerekiyor. İşsizlik, yani başka bir şey yok. Önünü göremedikleri içindir ama orası da kurtuluş değil bence. Yani orada da insanlar sürünüyor. Ben yurt dışına da gitmişim, yurt dışını gördüm. Yani orası da kurtuluş değil ama burada bir şeylerle bence üretip bir şeyler yapmaları lazım. Mesela oğlum üniversiteyi bitirdi. Ben gidiyorum dedi. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Ama memleketimiz çok güzel. Burada birçok şey aslında gençler üzerine oynanan birçok olay var. Valla çağırırım yani memleketimiz güzeldir. Çalışsınlar, bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Biz bu yaşta bir şeyler yapmaya çalışıyorsak ayakta durmak için yani. Onlar da çalışsınlar yani. Yani ben şahsen burası olmasa köyümde çalışırım. Tarla, herkesin toprağı vardır muhakkak. Ekilebilir yani. Ama temel sorunu hiç yok. Hiç vermiyorlar. Dedik adamını alıyor. Gayrıyor. Yani adam diye adam varsa iş bulursun. Adam yoksa işle bulamazsın. Ne yapsın? Ne açtır? Gelemez. Gelmiyorlar. Bekme alıyorsun 10 lira. İşte adam hiç gücü yok. Ne yapsın? Nasıl alacak? Zengin daha zengin olmuş. Paketlere batmış. Ders olacak yani. Ama zaman geçer, zaman ister. Valla bilmiyorum. Herhalde burada bir gelecek görmedikleri için gidiyorlar değil mi? Gelecek yok yani kısacası. İş yok. Benim oğlum 3 tane üniversite bitirdi. Hani nerede? Hı? Valla ne olabilir? Bence gelecek, bence iş, bence aş, bence hayat pahalılığı düşmesi. Başka ne olabilir ki? Bunlar olursa zaten gitmez. Ülkemiz çok güzel.